Güney Asya'da bulunup varlığına dair pek haber alamadığımız bir ülke var. İslamiyet'in çatısı altında şeriatla yönetilen bir tek adam ülkesi burası. Başka bir deyişle Güneydoğu Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan ufak bir sultanlık diyarıdır Brunei. Bir ada ülkesi olmasından dolayı da ülkenin tek komşusu yine benzer bir yönetim ve inanışa sahip olan Malezya'dır. Malezya ile konuştukları dil bile aynı ve ülkede Malayca konuşuluyor. Peki sadece 5.765 kilometrekarelik ufacık bir devlet olan Brunei için dünyanın en zengin 5 ülkesinden biri olduğunu söylesek tepkiniz nasıl olurdu? Evet, burası kişi başına düşen milli geliri yıllık 82.000 dolar olan dünyanın en zengin 5. ülkesi olarak kabul görüyor. En zengin 1. ülke ise kişi başına 139.000 dolarlık gelirle Katar ülkesidir. Bu zenginliğin sırrı ise tabii ki de üretim ve gelişmişlik değil. Coğrafi konumları gereği şanslı bir bölgedeler ve bulundukları Borneo Adası petrolle ve doğal gazla dolu adeta bir cennet. Zenginliğinin sırrı tam olarak bu sınırlı kaynaklardan ibaret. Ülkenin sahip olduğu nüfus 1 milyon bile değil ve sadece 450 bin insan yaşıyor bu ülkede. Bundan dolayıdır ki ellerindeki doğal gaz ve petrol gelirleriyle altın yapılar veya ülkenin çeşitli yerlerine saraylar inşa ettiriyor Brunei Sultanı. Brunei ülkesi hemen yakınındaki Vietnam ve Tayland gibi ülkeler gibi hayatın rahat aktığı bir ülke değil. Burada bir otoriter rejim var ve ülkedeki her şey tek adam rejimi tarafından kontrol ediliyor. Hassan Al-Bolkiah adındaki bu karizma abimiz ülkeyi tam anlamıyla bir aile şirketi gibi yönetiyor. Başka bir tabirle o ülkenin padişahı gibi düşünebilirsiniz. Üstelik hem kendisi hem de çocukları ilgiyi epey seviyor. Özellikle sultanın oğlu sosyal medyada epey popüler. Babası vefat ettiğinde bu ülkeyi yöneten kişi oğlu olacak. Diğer yandan baba oğul katıldıkları her törende şehir komple trafiğe kapatılıyor ve o bölgedeki bütün halk onlara olan saygısını göstermek için alanda sıraya giriyor. Örneğin her yıl sultanın doğum günü ülkede bayram edasıyla kutlanıyor ve bu kutlamalar 15 gün boyunca aralıksız devam ediyor. Dükkanlara sarı pankartlar asılıyor ve bu pankartlarda sultana olan sevgi ve saygı açık şekilde belirtiliyor. 2019 yılı itibariyle ülkeyi tamamen şeriat yönetimine dönüştüren Brunei Sultanı, ülkesinde içki satışına hiçbir şekilde izin vermiyor. Hatta bu ülkede sigara satan bir yer bile bulamazsınız. Sigara satmadıkları gibi halka açık hiçbir alanda tütün ve benzeri ürünler tüketemezsiniz. Ülke Müslüman ülkelere vize açısından kolaylık sağlıyor ve bizim ülkemizden 30 güne kadar hiçbir vize şartı aramıyor. Brunei'ye gidince muhtemelen başkent Bandar Begavan'a iniş yaparsınız ve şehirde ilk dikkatinizi çekecek şey mükemmel derecede temiz olmasıdır. Tıpkı Singapur ve Dubai gibi yollarda lüks araçlar var ve sokaklarda bir tane çöp yok. Ülkede şöyle de bir köprü var ki bu köprü Brunei'nin kara sınırlarını birbirine bağlıyor. Çünkü iki kara sınırı arasındaki topraklar Malezya'ya ait dostlar. Ülkenin asıl zenginleşmesi ise 1929 yılında petrolün ilk keşfedilmesiyle başladı. O dönem kendi imkanları olmadığı için İngiliz-Hollanda şirketi olan Shell ile ilk petrolünü çıkardı Brunei ülkesi. Gerçi bugün hala Shell ile çalışıyorlar. History became dominated by the arrival of European seafarers. First the Portuguese, then Spanish, and finally the British. Borneo is the third largest island in the world. On its northern coastline is the British protected sultanate of Brunei. Deep inside, the heart beats faster as the oil streams pour. Soon, peaceful, unassuming Brunei will be very rich. Dolayısıyla o gün bu noktada çıkarılan ilk petrolün anısına bu anıt dikilmiş oldu. Bugün o ülkeye gidince kıyılarında halka açık plajlar değil, petrol istasyonları görüyorsunuz. Şu an için kanıtlanmış 1 milyar varil petrolü var bu ülkenin. Elbette 302 milyar varillik petrolü olan Venezuela'nın yanında bu sayı epey düşük. Ancak bu kadar küçük bir ülkenin zenginleşmesi için fazlaca yeterli bir miktar. İngilizler tarafından yaklaşık 100 yıl boyunca sömürülen Brunei ülkesi, neyse ki 1984'te tamamen bağımsızlığına kavuştu ve topraklarındaki tüm nimetler Brunei halkına, pardon, sultanlarına kaldı.
Öyle ki sultanın çocukları milyonlarca dolara mal olan düğünler yapabiliyorken, ülkedeki petrolde en az sultanın çocukları kadar hakkı olan Brunei halkı bu tarz düğünler yapamıyorlar. Ya da altın kaplamalı arabalara ve uçaklara binemiyorlar. Brunei Sultanı'nın bugün resmiyetteki şahsi mal varlığının 30 milyar doların üzerinde olduğu biliniyor. Örneğin bu saray ormanlık bir alanın içine inşa edildi ve yapım maliyeti tam 1 milyar 400 milyon dolar. Tepesinde gördüğünüz sarı yapılarsa tamamen altın kaplama dostlar. Brunei Sultanı şu an bu altın kaplama sarayda yaşıyor ve şu an dünyadaki en pahalı sarayda yaşayan lider kendisi. Ancak halkın şöyle bir avantajı var ki, yılda sadece 3 gün, Ramazan ayında bu gösterişli sarayın kapıları onlara da açılıyor ve liderlerinin saray hayatına gözleriyle tanıklık edebiliyorlar. Elbette sarayın içinde video ve fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Brunei halkı, etnik olarak esasında Malezya, Hindistan ve Çin gibi halkların karışımından ortaya çıkmış bir millet. Bu ülke pasaportuna sahip olan insanlar, Brunei sınırları içerisinde hiçbir şekilde sağlık sistemine para ödemiyorlar. Açık bir tabirle, bu ülkede sağlık işleri halka tamamen ücretsiz. Ancak halkı sevindiren en can alıcı hizmet bu değil. Brunei'de işletme, dükkan sahibi bir insandan tek bir kuruş gelir vergisi alınmıyor dostlar. Petrol ve doğal gaz gelirleri ülkeyi çevirmek için o kadar yeterli ki devlet halktan vergi almaya ihtiyaç bile duymuyor. Dahası ülkedeki tüm eğitim kurumları da Brunei halkına ücretsiz. Bu ülkede özel sağlık ve eğitim sektörü gibi durumlar yok. Herkes aynı sağlık sisteminden ve aynı eğitimden ücretsiz şekilde faydalanıyor ve tüm masraflar sultanlık devleti tarafından karşılanıyor. Belki de bu gibi hizmetlerden dolayı Brunei halkı sultanlarının lüks dolu hayatına ses çıkarmıyor olabilirler. Ülkede temiz su kaynakları sınırlı olduğundan 1 litre petrolün fiyatı 1 litre sudan daha ucuz. 1 litre su 1 dolar gibi absürt bir paraya tekabül ediyorken 1 litre petrol burada sadece 0.20 dolar. Yani 5 Türk lirasına 1 litre benzin gibi düşünebilirsiniz. Öte yandan Brunei'de standart bir aile ortalama 70 metrekare bir evde kalıyorken, sultanın kaldığı saray tam 200 bin metrekarelik bir alana kurulmuş. Sarayın 1788 tane odası, 5000 misafir kapasiteli yemek salonu, 110 arabalık garajı ve 1500 kişiyi içine alan camisi bulunuyor. Sizce de sanki çocukluğumuzdaki o 1001 gece masallarındaki saray hikayelerini andırmıyor mu? Böylesine demokratik bir çağda ülkenin tüm kaynağını kendisine harcamayı halkına kabul ettiren bir lider takdiri gerçekten de hak ediyor. Diğer yandan Brunei ülkesi dışarıdan barış yurdu olarak anılıyor. Bunun sebebi ülkedeki rutin hayatın son derece sakin geçiyor olmasıdır. Ülkenin belli bir duruşu var ve bu ülkede kimse kontrolsüzce hareket edemez. Dünya genelinde gördüğünüz bir hakka yönelik kafanıza göre çıkıp protesto ve eylemlerde bulunma şansınız yok. Yani burada yaşamayı düşünen bir insan, istesin veya istemesin kendisine dayatılan bir hayatı yaşamak zorunda. Kuralcılığın güzel yanı ise ülkede neredeyse kimse suça karışmıyor ve karışmak istemiyor. Suç işleyenlerse bu şeriat binasında yargılanıyor. Yani medeni hukuktaki adliye sarayı gibi düşünebilirsiniz. Binaların çevresinde ise pek çok Brunei bayrağı var. Sultan 2019'da şeriatı dünyaya duyurduğunda pek çok ülke kendileriyle olan ilişkilerini askıya aldı. Kaldı ki Brunei'nin adını bugün sık duymuyor olmamızın sebeplerinden birisi tıpkı Kuzey Kore gibi içine kapanık kendi halinde yaşayan bir ülke olmasıdır. Pazar alışverişlerini daha çok bölgedeki Filipinler, Malezya, Endonezya gibi ülkelerle yapıyorlar. Kaldı ki gıda sorunları pek yok gibidir. Çünkü Brunei'li insanlar karınlarını doyurmak için bölgede bolca bulunan pirinç tüketirler. Hatta en meşhur yemekleri de nasi kotak adlı tavuklu pirinç yemeğidir. Tavuğun şeklini gördüğünüzde aklınıza direkt KFC gibi zincir tavuk dükkanlarının ürünleri geliyor. Ayrıca soto adında noodle tarzı çorbaları da var ve oldukça sık tüketiliyor. Bu ülkede yemeklerin ana malzemesi şeker, yumurta ve pirinç desek yeridir. Bu üçünü ülkeden çıkartsanız Brunei'de yemeğe dair bir kültür emaresi kalmıyor. Ülkede köy kavramı pek yok gibidir. Köy hayatı yaşamak isteyen kırsal kesimler, nehirlerin üstüne kurulmuş olan su üzerindeki bu ahşap yapılarda kalıyorlar. Bu evlerin benzerleri Filipinler'de de vardı ancak oradaki insanlar şehirlerdeki kiralarla başa çıkamadıkları için su üzerindeki gecekondularda kalmaktaydılar.
Ancak Brunei'deki bu insanların yoklukla imtihan içerisinde oldukları pek söylenemez. Onlar daha çok balık tutmak ve manzara keyfi çıkartmak için bu kulübe evlerinde stres atıyorlar. Gürültünün ve kaosun olmadığı bir ülkede ekstradan huzur bulmak için güzel bir seçenek burası. Hemen her köşe başında bir cami olduğu gibi bu sulak köy arazilerinde de camiler bulunuyor ve halk uzaklara gitmeden rahatça ibadet edebiliyor. Brunei halkının en hoşa giden özelliklerinden biri ise dışarıdan gelen herkese karşı çok sıcakkanlı ve güler yüzlüler. Buradaki insanlar ülkelerini çok sevdikleri gibi ülkelerine gelen insanlara memleketlerini tanıtmayı da bir o kadar çok seviyorlar. Mesela onların tezgahlarından bir şey satın aldığınızda sizden para almak istemiyorlar ve ikram ediyorlar. Halk iyi ama bahsettiğim üzere şehirler tamamen ölü ve burada çok çabuk sıkılırsınız. Çünkü ülkede canlı müzik ve bar tarzı yerlerde elbette yasak. Ülkede itibarın en somut karşılığı saraylar ve lüks binalar olduğundan dünyanın en pahalı otellerinden biri de yine Brunei ülkesinde bulunuyor. 8 yıldızlı Empire Hotel, bu ülkeye gelen her devlet büyüğünün ve zengin Arap turistlerin ağırlandığı ultra lüks bir yer. Hatta Araplar bu ülkeyi sırf Müslüman bir bölge olduğu için ziyaret ediyor ve bundan dolayı başkentte pek çok Arapça tabela var. Ancak yerel halk elbette Arapça bilmiyor. Yapımı için 1,5 milyar dolar harcanan bu otelin balkonunda Güney Çin Denizi'nin tadını çıkartabiliyorsunuz. Otelin içerisinde yürüyen merdivenler ve dünyanın en pahalı cam ve mermerleri bulunuyor. Otelin geceliği standart bir oda için 1000 Amerikan dolarına karşılık geliyor. Netice itibariyle Brunei ülkesi hemen yanı başındaki Tayland, Filipinler gibi insanlara eğlence ortamı sunmadığından Avrupalı turistler bu ülkeye adım bile atmıyorlar. Ülkenin turizm ayağı Arap turistler üzerinden işliyor ve en büyük ziyaretçileri Araplar oluyor. Bunun haricinde halk tamamen kendi içlerinde kendi dünyalarına göre bir hayat sürüyorlar. Sultanın ağzından çıkan her söz bir kanun niteliğinde ve onun buyruğunun dışına kimse çıkamıyor. Peki bu insanlar eğlenmeyi kafalarına koyarlarsa ne yapıyorlar dersiniz? Bu sefer arabalarına atlıyorlar ve Malezya sınırından geçip oradaki eğlence kulüplerine takılıyorlar ve sonrasında ülkelerine geri dönüyorlar. İşte Brunei tam da böyle bir yer. İnsanların yaşam tarzlarına ve zevklerine müdahale edilen kuralcı bir ülke burası. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.